Mavi köşede Libyalı sporcu geliyor ringe. Musa Benghazi. Ve rakibi sporcumuz kırmızı köşede Ömer Faruk Duran. Üçünü de kazandı, iki kez nakavt etti rakiplerini. Tam dört kez Afrika şampiyonluğu ünvanı var. Hasan Barışçı'ya çalıştırıyor, onu yapıyor antrenörlüğünü. O bir Libyalı, Musa Benghazi. Almanya doğumlu sporcumuz 25 yaşında bir genç sporcu 3 kilogram ağırlığında profesyonelde 25 maç yaptı, 20'sini kazandı, 3 kez nakavt etti rakiplerini, 5 kez mağlup oldu. Türkiye şampiyonluğu ünvanı var, aynı zamanda Almanya'da bölge şampiyonluğu ünvanı var. Koran Taylancı Hüseyin Dündar çalıştırıyor onu. The Machine, o bir makine! Mustafa Özben'e çok çok teşekkürler. O güzel sesiyle gecenin anonslarını yapıyor Mustafa Özben. Ve ben İzgecan Günal. Bu gecenin anlatımında sizlerle birlikteyim değerli izleyenler. Az sonra Musa Benghazi, Ömer Faruk Duran maçına geçeceğiz. Ama bu maçın anlatımında yalnız olmayacağım. Çok değerli bir sporcu var yanımda. Sevgili Mükremin Güler bizlerle birlikte. Mükremin hoş geldin. Aslında bu gece seni ringde görmeyi bekliyorduk. Mesut Minay'a karşı gecenin ana maçında ama maalesef o müsabaka gerçekleşemiyor. Mesut Minayi Covid-19 sebebiyle gelemedi. Artık Covid-19 sebebiyle mi, korkusundan mı, orasını ben bilemeyeceğim. Vallahi abi, belli de olmaz vallahi açıkçası. Ama yani ringe çıkmak için buraya gelmiştin. Tabii, biraz buruk olman. Ya tabii ki ya, şu an yani bayağı üzgünüm. Şu an burada yer almayı çok isterdim ama. Ben, Ömer Faruk Duran ve Musa Benghazi arasında. Ömer Faruk Duran üstüne gidiyor rakibinin. Bir boy dezavantajı var. Buna rağmen çok etkili şu ana kadar Ömer Faruk Duran. Dizlerini kullanmaya çalışıyor Musa Benghazi. Tekme Ömer Faruk'un üstünden geçti. Ve köşede mücadele sıkışmış durumda. Mükremin Güler'in başarıları saymakla bitmiyor değerli izleyenler. 38 galibiyet ve yalnızca 6 mağlubiyeti var kariyerinde. Bahsettiğimiz gibi onu bugün aslında ringde ana maçta görmek istiyorduk ama Mesut Minayi ki o da kariyerli bir sporcu. Çok güzel bir maç olacaktı. Maalesef bugün buraya gelemedi. Hazırlık dönemini iyi geçmişler herhalde tahmin ediyorum. Kesinlikle çok iyi hazırlandım. İyi bir hazırlık dönemi, iyi bir hazırlık dönemi geçirdim. İşte hazırdım yani geldim ama olsaydı kendisini burada bulamadık. İlk dakikası geride kaldı. Musa Benghazi, Ömer Faruk Duran mücadelesinin değerli izleyenler. 1.90 boyunda Musa Benghazi, 1.74 boyunda Ömer Faruk Duran. İçeri girip içeriden yumruklarıyla puanları toplamaya çalışıyor. Benghazi'den dizler geldi. Sağ isabeti üstüne gidiyor rakibin Ömer Faruk Duran. Maçın başından bu yana ayağını gazdan çekmedi. İki sporcu da yerde bu pozisyonda ve tabii ki ayakta. Devam edeceğiz. Koşarak geldi Musa Benghazi, onu iyi karşıladı. Ömer Faruk Duran low kick ardından sol isabeti sarkoşeyi buluyor. Ömer Faruk Duran ellerini olabildiğince kullanmaya çalışacak. Uzun bacaklarının da avantajıyla Musa Benghazi. Ömer Faruk içeri girmeye çalışırken bir kontra aldı.
ve hakem araya girecek. Sevgili Mükremin Güler bizlerle birlikte. Mükremin, şunu sorayım sana bu maçla ilgili. Ömer Faruk hemen yine bir sağ aradı, bulamadı. Kendisinden bu kadar uzun bir rakiple karşı karşıya geliyor olması Ömer Faruk'u nasıl etkiliyor bu maçta şu ana kadar? Ya ben de uzun rakiplere karşı mücadele ettim. Uzun rakipler genelde ayak boyları falan uzun oluyor gördüğünüz gibi. Hani genelde dizleri falan çok iyi kullanıyorlar. Diğer sporcu dizleri gayet iyi kullanıyor. Evet. Ömer abi daha çok boksuyla içeri girip bunaltmaya çalışıyor ama kondisyonu bitti. Birinci round'un vermiş olduğu şeyle saldırdı ama ilk tabii diğeri de sonradan açılmaya başlıyor yani. Tabii mücadelenin 3 round olduğunu unutmamak gerekiyor. Tabii ki. Yani yavaş yavaş tempoyu kaldırmak gerekiyor. Bir anda başladığın zaman bir anda bitiyorsun. Sanki tekmeyle geldi Musa Bengazi. Ömer Faruk Kur'an bir son isabeti ardından sağa da uzattı ve ilk round'un sonuna eriyoruz. İlginç bir stil karşılaşması Ömer Faruk Kur'an ve Musa Bengazi arasında. Mükemmel Güler, sana göre ilk round'un galibi kim? Başlamaz Ömer abi tempoyu kaldırdı ve önüne götürdü. Ama daha sonra sonlara doğru diğer sporcu açıldı. Ömer abi yoruldu. Şu an vücudunda laktat birikti iyice. Ya ben ortada görüyorum çünkü başa baş oldu şu an. Evet, ben de aynı fikirdeyim ama bakalım kondisyonu ne kadar yeterli olacak. Ömer Faruk Duran'la birlikte göreceğiz. 25 maçta 20 galibiyetle buraya geldi Ömer Faruk Duran. Aslında Musa Bengazi var. Ömer Hoca'nın köşesindeki Hüseyin Dündar. Yani Türkiye'nin gelişmiş olduğu çok efsane, çok büyük bir insan. Yani sayısı şampiyonlukları dünya ve Avrupa. Yani çok şey sporcuya örnek olacak bir insan yani. Hem kişilik olarak, hem karakter olarak, hem de sporculuğuyla gerçekten çok sevdiğim birisi kendisi. Bir takımdan aynı zamanda abi. Sporcuda katkıları çok büyük olan bir isim. Çok büyük ya, çok büyük. Yani Türkiye'den büyük başarılara sahip olan isimlerden birisi. Evet değerli izleyenler, Musa Bengazi ve Ömer Faruk Duran mücadelesinde şimdi round'a doğru geçeceğiz. Avrupa'nın en teknik sporcularından bir tanesi var şu anda yanımızda. Cemil Güler. Kendisinin yorumlarını almaya devam edeceğiz. Maç boyunca. Evet, ikinci round artık başlamak üzere. Libyalı sporcu biraz daha kondisyon açısından daha iyi gözüküyor. Şu ana kadar ama çok uzun boylu bir isim tabii ki. Bakalım neler yapacak. Kalan bölümde o tekmeleri olabildiğince kullanmaya çalışıyor. Rakibin çenesine uzanabiliyor çünkü o tekmelerle. Sıkıştırdı köşede Ömer Faruk Duran içeriden. Daha iyi düşen taraf. Hemen kendini o köşeden kurtarmayı başardı. Bacakları çok uzun, kolları çok uzun. Musa Bengazi'nin bu avantaja çevirme çabasında tekmelerini kullanmak istiyor. Ama mesafe kapandığı anda da yakından içeriden Ömer Faruk Duran şu ana kadar daha iyi olan taraf. Tabii ama yoğunluk boks yapıyor. Yani evet. Sonuçta tekmelerini de kullanması gerekiyor. Boksta bir yere kadar. Spinning back fist denemesi isabetli olmadı. Orada hemen sağa uzattı. Bengazi bir kez daha dönen yumruğunu denedi. Yine isabet yok. Ömer Faruk Duran. Biraz yoruldu. Biraz erken yorulduğunu söyleyebiliriz. Rakibi de yorulduğunu gördü ve o da daha böyle cana kan evet geldi. Ya tabii 3 roundluk bir mücadele. Ömer Faruk Duran maalesef biraz erken yorulmuş durumda. Tekmeleriyle gelmeye çalışmaya devam ediyor Musa Bengazi. Tabii bir yandan ciddi bir yaş farkı da var boy farkının tabii dışında. Ki. 9 yaş daha büyük rakibinden Ömer Faruk Duran. Ama tabii bir o kadar da tecrübeli. Biz çok kötü geldi kendisine. Son 1,5 dakika. İkinci roundda sol isabeti. Bengazi sağ kroşe geldi kulağa doğru. Ömer Faruk Duran boksunu kullanmaya çalışıyor ama Musa Bengazi baskıyı arttırdı. Sol direkt isabeti. Sıkıştırdı Ömer Faruk Duran'ı. Ömer Faruk oradan çıkmaya çalışıyor. Diz bir kez daha etkili. High kick! Musa Bengazi! Nefis bir yüksek tekme. Mücadelenin sonu geliyor. Harika bir knockout Musa Bengazi'den. Tam gelecek dedim, geldi. Kesinlikle öyle.
başlar başlamaz kendini Ömer abi çok yordu. Çok yorunca aynı şey yapamadı. Aynı zamanda menajerim Burhan Oğuz. Evet, Burhan Oğuz gecenin de tabii organizasyonunda çok büyük emeği var kendisinin. Ona Erkan Varol'a ve tüm organizasyon ekibine bir kez daha teşekkürlerimizi iletelim. Aynı zamanda Hükrem İngül'lerin menajeri kendisinin de bahsettiği gibi. Ömer Faruk Duran içeriden boksunu gayet iyi kullandı maçın genelinde ama bir yerden sonra bahsettiğimiz üzere yoruldu ve gerçekten de güzel estetik bir knockout geldi. Evet, jeneriklik bir knockout geldi. Musa Bengazi'den. Peki Hükrem İngüler, sana şunu soralım. Bu gece seni ringde izlemek istiyorduk aslında ama bu fırsatı bulamadık maalesef. Seni ne zaman bundan sonra ringde göreceğiz? Var mı önümüzdeki dönem planları? 17 Temmuz'da Adana'da Kokuziyer organizasyonunda Sheraton Otel'de olacağım. İnşallah orada dövüşeceğim. Bugün Mesut Bina ile maçım vardı ama olmadı. Olmaz. Yani dünya tarihinin belki de en önemli, en büyük maçlarından biri olabilirdi. Teknik kapasitesi çok yüksek bir maç olabilirdi. Kesinlikle öyle. Çünkü iki sporcu da kendini kanıtlamış sporcu. Ve yıllarca hep birbirimizi bildirdik ama hiç bir karşılıklı gelmedik. Yani benim için de çok önemli bir maçtı ve öyle hazırlandım. O da biliyor yani onu ve Türkiye'de daha namalup bir sporcu olduğu için evet. Benden yenilgi alacağı için gelmedi diye düşünüyorum ben. Korona bahane. Peki 17'si evet. için rakip konusunda bir bilgi var mı şu anda? Bir plan var mı? Yani şu an Kevin'dan bahsediliyor ama bakalım neler olacak. Yani menajerim artık kimi getirirse onunla dövüşmekle mükellefim ben. Ben işimi yapıyorum. Kim çıkarsa karşıma kesinlikle rakip seçmiyorum. Benim için savaşmak değil. Pandemi sonrasındaki ilk maçın olacaktı. Bu değil mi? Doğru biliyorum. Yok, ben Egzen'deydim. Egzen'deydim tabii. Egzen'de maçlarımı yaptım ben. Orada 8 tane maç yaptım. Yani kimse maç yapmıyorken Allah'a şükür hani maç yapabildim. Ama canlı seyircinin önünde aslında ilk maçın olacaktı. Evet, ilk maçım olacaktı. Ama neyse ki çok fazla beklemeyeceğiz. Hükrem evet. İngüler'i Sports TV ekranlarında da izlemek için değerli izleyenler. Bir 15 gün sonra, 20 gün sonra 17 Temmuz'da Adana'da kendisi bu sefer Ubariski'ye ringde olacak. İnşallah. Ubariski rakibi de bu kez gelecek kendisinin. Evet, sağlık kontrolleri yapılıyor tabii değerli izleyenler. Sert bir knockout izledik. Ömer Faruk Duran henüz yerden kalkabilmiş değil ama doktorlarımız, sağlık ekibimiz yanında kendisinin... Tam boynuna denk geldi çekme, yani çok kötü oldu. Evet, ciddi bir problem olmamasını da umut edelim. Ama bahsettiğimiz gibi ekipler şu anda kendisinin yanında. Musa! Çok dayanıklı, çok tecrübeli bir isim. Musa! Türkiye şampiyonu olan bir isim. Ömer Faruk Duran. Benim de antrenörüm herhalde şimdi geldi. O da yurt dışında. Yurt dışındaydı. Niyazi Ünlü antrenörüm. O da bu maç için yurt dışından geldi ama maç olmadı maalesef. Maalesef. Gerçekten çok merakla beklediğimiz bir müsabakaydı. Hükrem İngüler ve Mesut Bina'yı karşılaşması değerli izleyenler. Sedye önündeki yolu açalım. İşte maçtan görüntüler ekranlarımıza yansıyor değerli izleyenler. Tekmelerini, dizlerini gayet iyi kullandı Musa Bengazi Ömer Faruk Duran'a karşı. Tam
Ömer Faruk Duran'ın sağlık durumu da iyi değerli izleyenler. Onu da sizlere iletmiş olalım. Sevgili Mustafa Özmen'in de söylediği gibi sporumuzda böyle durumlar olabiliyor bazen ama kendisi iyi durumda. Musa Bengazi'yi de güzel bir nakaf bulmuş oldu. Keşke Ömer Faruk Duran da hemen ayağa kalkabilseydi. Sağlık ekipleri kendisinin yanında. Bunu bir kez daha hatırlatalım. Ve acil şifalar dileyelim kendisine. Bengazi nakavtla mücadelenin galibi olmayı başardı Ömer Faruk Duran'a karşı. Ömer Faruk Duran da bir kez daha buradan geçmiş olsun. Dileklerimizi iletelim değerli izleyenler. Sakın nakavt geldi ama Musa Bengazi.